tabii ki yönetimdeki arkadaşlarımız var. Yani sadece... Doğru Yol Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Bölük parti görevinden istifa etti. Tabii ki yapılması gerektiği yerde. İstifa açıklamasının düzenlendiği teşekkür yemeğiyle duyuran Başkan Bölük, parti genel merkezinde yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bahsederek başladı. Bölük, eski genel başkan Tansu Çiller'in partinin başına geçeceği yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ve kendisine engel olmaya çalışanların olduğunu ne yazık ki gördük. Yaşanan bu durumunsa parti genel merkezinde siyasi anlaşmazlık yüzünden olduğunu üzülerek öğrendik dedi. Değerli basın mensubu ve çok kıymetli yönetici arkadaşlarım. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açıklamamıza başlamadan önce Pençekilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir yılı aşkın süre içerisinde bulunduğum Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Yaşanan süreç içerisinde eski genel başkanımız ve başbakanımız Tansu Çiller hanımefendi partimizde genel başkan olarak geleceği beklentisindeydik. Bizler de sayın genel başkanımız ve başbakanımız geçmişteki siyasi tecrübelerinden faydalanarak şehrimize ve ülkemize yararlı işler yapma ümidindeydik. Tansu Çiller'in partinin başına geçmemesi ve parti genel merkezinin Sivas'ı görmezden gelmesi nedeniyle teşkilat olarak istifa ettiklerini belirten Başkan Bölük, İl başkanlığı görevinden ve yönetim olarak Doğru Yol Partisi üyeliğinden topluca istifa ettiğimizi kamuoyuna duyurmak isterim dedi. Yalnız eski genel başkanımız ve başbakanımız Tansu Çiller partimizin başına geçeceği yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığını maalesef öğrendik. Yaşanan bu durumun ise partimizin genel merkezinde siyasi anlaşmazlık yüzünden olduğunu üzülerek öğrendik. Bizler de Doğru Yol Partisi Sivas İl Yönetimi ve Teşkilatı olarak eski genel başkanımız ve başbakanımız Tansu Çiller hanımefendinin parti başına geçmemesini bizleri de derinden üzmüştür. Bizler de mevcut yönetimimizle birlikte yeterli görmediğimiz ve Anadolu şehri Sivas'ı görmezden geldikleri için genel merkezin Doğru Yol Partisi Sivas İl ve İlçe Teşkilatı olarak yapmış olduğumuz istişareler neticesinde il başkanlığı görevinden ve yönetim olarak Doğru Yol Partisi üyeliğimizden topluca istifa ettiğimizi sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyururum. Saygılar. Evet. Öncelikle kaç kişi istifa ettik? Yani biz il yönetimimiz, merkez ilçe yönetimimiz ve 3 tane ilçemizle beraber istifa ettik Sivas genelinde. Yaklaşık bu sayıda 65-70 kişi üzerinde. Yani topluca istifa ettik. Diğer durumda Tansu Hanım'ın, yani biz bu partide zaten göreve layık görüldüğümüzde, göreve geldiğimizde bir siyasetçinin amacı nedir? Hani ülkesine, öncelikle şehrine, sonra ülkesine güzel hizmetler yapmaktır. Bizler de güzel hizmetleri yapmak için parti olarak Doğru Yol Partisi'nde bulunduk. Ha, bununla ilgili de eski başbakanımız Sayın Tansu Hanım, eski genel başkanımız aynı zamanda partimize geleceği söylenildi. Bizler de dedik yani tecrübelerinden faydalanarak daha da güzel işler başarırız hep birlikte. Bizler de onun arkasında olarak Sivas'ımıza ve ülkemize iyi şeyler yaparız diye düşündük. Ha, burada şöyle Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı derken hani öyle bir ittifak konusu olmadı. Hani partimizde, hani şu anda Doğru Yol Partisi'nde şimdiye kadar herhangi bir ittifakla alakalı bir söz konusu yoktur. Yani onu da belirtmek isterim. Yani şimdi şöyle siyasetten elimiz ayağımızı çektik mi? Yani siyaset biliyorsunuz şehrimize, ülkemize, insanlarımıza hizmet etme yoludur. Yani koltuklar her zaman kalıcı değildir, baki değildir. Koltuklar geçicidir ama önemli olan iyi işler başarabilmek için bilmektir. Hani burada da devam mı tamam mı noktasında mutlaka hani derler ya sevdamız Sivas, sevdamız Türkiye, bir şekilde siyasete devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.